Şimdi tek tek sorulara yanıt vereceğiz değil evet, mi Müge? İlk sorumuzla başlayalım mı? Soruyu soruyorum soralım. Müge tüm detaylarıyla. Sen dün... soruyu sor ben cevap veririm. Aynen. Doğru tamam öyle yapayım. Çünkü dün bu konuyla ilgili çok sağlam kaynaklardan ve ciddi bir araştırma yaptık ekip olarak. Müge de böyle harıl harıl çalıştı. İlk soru gelsin. En çok merak edilenlerden neden tutukluluk değil ev hapsi? Yani niye tutuklu değiller ev evet. hapsinde de? Şimdi şöyle bu tür suçlardan dolayı normalde tutukluluk isteniyor. Hı. Çifte standart mı var? Niye Serdar Ortaç ve Mehmet evet. Ali Erbil'e böyle bir şey uygulanıyor diye çokça soru var. Şimdi zaten tutuklulukları hala isteniyor. Avukatları itiraz ediyor. 10 yıldır MS rahatsızlığıyla mücadele eden Serdar Ortaç'ın hastalığında ilerleme varmış. Yani artık bayağı sıkıntı yaratmaya başlamış durumunda. Sık sık doktora gitmek durumunda kalıyor ve her doktora gittiğinde bazı zamanlar hastanede bir iki günlük evet, tedavisi evet. devam ediyormuş. Bu sebeple o atakların da ne zaman geleceği belli olmuyormuş. O zaman sağlık problemleri sağlık problemi. Sebebiyle ikisi de evde. Evet. Mehmet Ali Erbil'in de en az Serdar Ortaç kadar ciddi bir rahatsızlığı var. Bakın Türkiye'de ilk kez yıllar önce yaklaşık 8 yıl önce bir kişi kaçış sendromu rahatsızlığına yakalandı. Dünyada sayıları çok az. Ne kadar uzun süre? Sadece Avrupa'da böyle 50 kişi falan koskoca Avrupa kıtasında. Türkiye'de sadece Mehmet Ali Erbil'de görüldü. Kaçış sendromu rahatsızlığı, onun da atakları oluyor. 15 günde bir hastaneye yatıyor, kanı değişiyor Mehmet Ali Erbil. Kanı temizleniyor daha doğrusu. Ve 3 günlük tedavisi, serum tedavisi sırasında bayağı elden ayaktan düşüyor. Yani her ikisinin de sağlık durumu cezaevinde tutuklu kalmalarına elverişli olmadığı için raporlar sunuldu İstanbul Başsavcılığı'na. Raporlar sonucunda ne oldu? Şimdilik ev hapsi. Bugün yarın ayak bileklerine kelepçe takılacak. Peki süreç belli yani mi? Mesela bahçeden dışarı çıkamayacak. Çıkamayacak. Peki bu ev hapsinin süreci belli mi? Ne kadar zaman ev hapsinde ona kalacaklar? Daha belli tabii, değil. Tutuklu. Bir öngörüm var mı? Yani böyle ev hapisleri... Hakim karar verecek. Yani o hakimin öngörüsü ve duruşmada belli olacak. Çünkü hani... bazen bu bir sene bile sürebiliyor Müge. Tabii, bazen tabii. de bir ay içinde ev hapsi sonuçlanabiliyor. İkisinin de hayatlarında olmaması gereken stres, üzüntü ve böyle kaotik ortamların olmaması gerektiği ama içinde olduklarından dolayı da aslında böyle bir şeyle karşılaşıyorlar. İkinci soruyu sorayım. Peki Mehmet Ali ve Serdar için iş programları nasıl etkilenecek? Çünkü Mehmet Ali Kanal D'de program yapıyor. Evet, Serdar'ın sayısız konseri var. Süreç nasıl yürüyecek? Şimdi Serdar Ortaç'ın öğrendik onu da Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri İstanbul ve İstanbul dışındaki 18 konseri ev hapsi nedeniyle tabii ki bu durumda veremeyecek iş kaybı. 18 konser diyorsun. 18 konser Aralık sonuna kadar. Hmm. Bir de ondan sonraki anlaşmaları var. Ondan sonraki anlaşmaları şu an durdurulmuş. Normalde sanatçıların şu an Aralık sonrası takvimleri de belirleniyor. Şunu şurasında bir şey kalmadı. 18 konserin bedeli yaklaşık yılbaşı ekstra gecesi de dahil olmak üzere 25 milyon TL'ye ulaşmış şu anda sadece zarar. 20 yıldır kumarda kaybettiği 50 milyon dolar bugünün hesabıyla 50 milyon doların üstüne habire zarar hanesine zarar geliyor. 25 milyon diyorsun. Evet. Ve şu anda bu süreçten önce Serdar Ortaç'ın sürekli söylediği şey neydi? Borçlarım var, onları ödemem lazım, ödüyorum bir konserler falan. Şu anda işte gelinen nokta 25 milyon zarar. Sadece Mehmet Ali... 1,5 aylık işe için. Üstelik, daha da fazla zararı var da. Mehmet Ali Erbil'in de sevgili durumu. İzleyiciler Kanal D'de biliyorsunuz. Evet. Turnike adlı bir programı. Onun da yaklaşık 7-8 bölümü yedeklenmiş. Spor. Ama Mehmet Ali Erbil de çıkışta biraz evvel söyledi. Kanalın tasarrufu dedi. Yani o da Kanal D'nin vereceği kararı bekliyor. Peki durum oradan bu. Oradan bir duyum bir şey aldın mı? Kanal bu duruma nasıl yaklaşıyor? Kanal yani bir şey gelmiştir kendi, sana belki. Yok kanaldan bir şey gelmedi. Yani ama Mehmet Ali Erbil tarafından öğrendim. O kanalın vereceği karara saygı duyacağını söylemiş. Bu kadar. Çünkü kanalda biliyorsun bir kişi vermiyor o kararı. Evet, bir evet, toplantı evet, yapıyorlar. Evet. Her kafadan bir ses çıkıyor. Ortak bir karar bence olacaklar. Bugün yarın da kanalın bu konudaki verirler. Kararı da netleşir olumlu belli da olur. Olumsuz döner. Peki Serdar Ortaç'ın özellikle bağımlılıkla ilgili. Evet onu da sorduk. Tedavi süreci devam edecek mi? Tedavi olacak mı? Tedavi oldu mu olmadı mı? Bir karşılık veriyor mu? Bugüne kadar 7-8 kere psikiyatri denemeleri gidip, oldu. Evet o böyle
ki yani birebir doktoruyla bırakma şeylerine katılmış ama bir ay bile sürmemiş ki başka bir psikiyatristten dinledim. Böyle özellikle kumar bağımlılığında 3 ay ile 6 ay arasında hastayı kontrolde tutuyoruz diyor. Tekrar yoksunluğa dönmesin diye. Bazılarını amateme falan yatırıyorlarmış ama Serdar Ortaç'ın bilmiyorum amateme yattığı yok. Doktora gitmiş bir ay sonra tekrar başlamış. Yani o zaman... Yani bir ay sonra tekrar kumara başlamış. 8 denemesi olmuş. Aile geçmişinde de böyle bir durum yok. Yok, sadece Serdar'da olan bir durum. Yani en çok merak edilenlerden bir tanesiydi. Çünkü burada bir bağımlılık söz konusu. Kendi de isyan ediyor ama tedavi süreci belki de bu onu gerçekten bir kendine getirir de sağlam bir tedaviye girer. Bir de gerçekten en çok konuşulan ikisinin de maddi durumları. Yani Mehmet Ali yılların sanatçısı. Bakın sanatçı diyoruz, sayısız filmi, sayısız tiyatro oyunu, sayısız TV programıyla gerçekten sağlam bir mal varlığı olan bir isimden bahsediyoruz. Bir tarafta da Serdar Ortaç. İkisinin de paraları mı bitti Müge? Şimdi Serdar Ortaç'ın artık malum. Evet. Bir tek tamam. İstinye'deki ikiz villası kaldı yaklaşık 100 milyon değerinde. Çok fazla bankada nakit parası olduğu söylenemez. Şarkılarının 250-300'e yakın hit şarkısını da kiraya vermiş. Yani şöyle kullanım haklarını verdi, peşin para aldı, peşin parayı da yemiş. Onu da bitirmiş. Ve bazı konserlere de sırf o çark dönsün diye, eline nakit sıcak para geçsin diye normalde Serdar Ortaç'ın değeri bugün 2,5-3 milyonken 1'e de çıkıyor, 1,5'a da çıkıyor. Yani böyle bir bakkal pazarlığı yaparak çıkıyormuş. Yani standart bir rakamın da altına bazen düştüğü oluyormuş. Hit fabrikatörü Serdar Ortaç'tan bahsediyoruz. Şu an elindeki gayrimenkulü İstinye'deki ikiz villası. Mehmet Ali Erbil'de de mal mülk var. Evet gayrimenkulleri evet. Var. Kimisi zaten çocukların üstüne, kimisi kendinin üstüne. Fakat onun da son yıllarda yaşadığı sağlık sorunları. Evet. Ödediği şeyler var tabii eski eşlerine ve çocuklarına. Nafakalar, çocukların masrafları. Nakit konusunda zaman zaman sıkıntıya düşse de gayrimenkulleri var. O Serdar Ortaç gibi gözü kara kaptırmıyor kendini. Bir noktada bir durabiliyor. Duruyor. Daha ama Serdar Ortaç'ta artık olay. Peki ikisinin de özellikle TikTok'ta bu kadar canlı yayınlar açıp bunların hepsi dün de konuştuk seninle bunu masada. Para için çünkü orada ciddi paralar geliyor. Sen şimdi Mehmet Ali diyorsun ki durumu iyi. Serdar'a göre daha garantici, daha işte sağlam. Ama onun da bu zamanda Türkiye'de bu zamanda sıcak paraya kimin ihtiyacı yok ki? Yani, değil mi? Yani... Ama TikTok'ta da biliyorsunuz Serdar Ortaç'ın da Mehmet Ali Erbil'in de günlük o çiçek böcek araba bir şey atıyorlar ya takipçiler. 70 bin ile 100 bin TL arasında kazandıkları bazen ortaya, daha da artıyor. Tamam şimdi ona da yok sen günlük 100 bin TL kazanma canım de bakayım duracaklar çünkü mı? Çünkü işte burada da bağımlılık Serdar Ortaç duracak. Çünkü bir kere TikTok'a giriyorlar ilk girdikleri zamanı şu anda düşünüyorum. Serdar'la Mehmet Ali'nin ilk canlı yayınlarını düşünüyorum şu anda. Canlı yayına girdiler ve bir anda gelen saçma sapan emojilerle hop TikTok bunların bakiyesini 100 bin lira attı ve ondan sonra ne olduysa oldu TikTok'ta canlı yayınlar arttı. Peki Mehmet Ali ile bugün en çok konuşulanlardan Serdar'ın ev hapsi çok konuşuluyor, evler çok konuşuluyor. İki ismin hangi evlerde hapis olacakları tabii doğal olarak bunun üzerinden de tabii. Yorumlar yapılıyor Müge. Çünkü ikisi de lüks iki villa. İşte evler. Evler bu. Evet. İşte Mehmet Ali ve Serdar. Bakalım Serdar Ortaç İstinye'de 750 metrekarelik işte bu villada yaşıyor sevgili seyirciler. Villanın 4 salonu, 8 odası ve 4 banyosu var. Ortaç geçenlerde hatta villasını 10 milyon dolara satacağını söylemişti. Daha doğrusu söylenmişti, kabul etmemişti. Özeti şu, Serdar Ortaç 8 oda 4 salonlu bu villada ev hapsinde olacak. Evet, yanında da bir yardımcısı var. Ona rahatsızlığı sırasında da sık sık eşlik ediyor. Mehmet Ali Erbil'in de Boğaz manzaralı bir şeyi var. Güzel bir evi var. Hatta sevgilisi Gülseren Ceylan TikTok'ta canlı yayında Mehmet Ali Erbil'in evini gezdirmişti takipçilerine ve başka bir TikToker'a. Bir izleyelim, bir sesli izleyelim. Bakalım yaşanılacak ev hapsinde evin durumu ne?
Evet, ev hapsini yaşınca evi de gördünüz. Böyle bir evde ev hapsi yaşayacaklar.